Kişisel gelişim ve kendini geliştirmek ne demek, ne anlama geliyor? Biraz bundan bahsedelim. Kişisel gelişim yolculuğu aslında insanın kendi içine yaptığı bir yolculuktur. Ben şu şekilde düşünüyorum. Bizim hayata gelme amacımız kendimiz olmak ve kendimiz gibi yaşamak için geldik hayata. Ve bu yüzden de aslında kişisel gelişim dediğimizde kendi içimize yaptığımız bir yolculuktan bahsediyoruz. Kendimizi keşfetmek, kendimiz olmayı öğrenmek ve kendimizi yarattığımız bir yolculuk aslında kişisel gelişim yolculuğu. Herkes kendisini arıyor. Bunu bazen kişisel gelişimle yapıyoruz. Kişisel gelişimde kendimizi arıyoruz, kitaplarda arıyoruz bunu. Veya işte bazen ilişkilerde arıyoruz, arkadaşlıklarda veya işte romantik ilişkilerde kendimizi arıyoruz. Veya kariyer olarak, meslek olarak kendimizi arıyoruz. Hayattaki yerimizi öğrenmeye çalışıyoruz. Ben ne yapabilirim, ben ne yapamam? İşte kişisel gelişim aslında insanın kendisini arama yolculuğunun bir parçası oluyor. Kendini olmayı öğrendiğin, işte kendini keşfettiğin bir yolculuk kişisel gelişim yolculuğu olmuş oluyor. Öncelikle merhaba, ben Aslı ve Aslında'ya hoş geldin. Sürekli duyuyoruz bir kişisel gelişim, işte kendini geliştirmek ama çoğunlukla bunun ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Açıkçası çok da yanlış anlaşılmalar oluyor bu konuyla ilgili de. Tabii kendime göre ben kişisel gelişimin ne anlama geldiğini kendime göre anlatıyorum tabii ki. Senin için kişisel gelişimin ne anlama geliyor onu yorumlara yazabilirsin. Şimdi mesela TikTok'ta geziniyorum, şu şekilde bir gönderi çıkıyor karşına. İşte kendini geliştirmek için ne yapabilirsin? Kaydırıyorsun. İşte diyor ki sabah kalktığında gözlerin altına işte soğuk kaşık koy. Veya işte diyor ki yüz şekline göre kaş şeklini şu şekilde yap. Bunlar kişisel bakıma girmiş oluyor. Ama kişisel bakım ve kişisel gelişim ikisi aynı şey değil. İkisi farklı konular. Kişisel bakımımıza, kendi bakımımıza önem vermek de tabii ki kişisel gelişim için önemli olabilir. Fakat bunların ikisi de çok farklı konular. Veya işte kişisel gelişim, bu bazen çok yanlış bir kesimi oluyor. Bence toksik bir tarafı var kişisel gelişiminde. İşte hani böyle pahalı arabalara binen insanları gösteriyorlar, işte şu kadar zengin olduğum, şu kadar başarılı olduğum, işte şöyle arabalar aldığım, evler aldığım falan, bu da kişisel gelişimle ilgili değil. Ha, bir yan ürünüdür belki, bunun sonucudur. İşte kendini geliştirdiğin için belki bu tarz şeylere sahip olmuşsundur, bilemiyorum artık ama ben bunun da işte araba almak veya ne bileyim ev almak da kişisel gelişimle ilgili bir şey değil. Ve de bu işte sevgilimden ayrıldım, spora yazıldım gibi bir şey de değil kendini geliştirmek. İşte kaslanmak, çok güçlü olmak, hu ha hu gibi şeyler de bence kişisel gelişime girmiyor. Çünkü ben bunları çok farklı yerlere koyuyorum. Tabii bunun dediğim gibi kişisel gelişimin toksik bir yanı da var. İnsanlara bu şekilde bunu pazarlamaya çalışıyorlar bazen. İşte kitaplarını alasınız veya o insanları dinleyesiniz diye diyor ki bak... Ben zengin oldum. Sen de bu şekilde zengin olabilirsin. Bu şekilde işte kendini geliştir, şunu yap, şöyle para kazanmayı öğren falan. Bunlar finansal bilgidir veya işte bunlar ne bileyim sporla ilgili bilgilerdir. Ama bunlar kişisel gelişimle ilgili şeyler değil. Kişisel gelişim peki neyle ilgili? Kişisel gelişim kendin olmakla ilgili, kendini öğrenmekle ilgili. Ben ne düşünüyorum? Ben ne hissediyorum? Ben neden böyle düşünüyorum? Ben neden böyle hissediyorum? Çünkü mesela zenginlik dediğimiz şey veya bir statüye sahip olmak veya işte kaslı bir vücuda sahip olmak, bunlar toplumun bize gösterdiği şeyler. Bak bunlar güzel şeyler ve bunlara sahip olman gerekiyor diye toplum bunları söylüyor. Ama peki gerçekten sen bunlara sahip olmak istiyor musun? İşte buraya devrede kişisel gelişim girmiş oluyor. Sen hayattan ne istiyorsun? Sen bu hayata ne yapmak için geldin? Sen yani biz tamam evet zengin olmak çok güzel bir şey. İşte spor yapmak çok güzel bir şey. Ben de spor yapıyorum. Zengin değilim ama olsun inşallah oluruz bir gün. Biz bu hayata kendimizi keşfetmek için geldik. Ben ne yapmak istiyorum? Ben neleri seviyorum, neleri sevmiyorum, neleri yapabiliyorum, neleri yapamıyorum, ne benim için uygun? Yani hayattaki yerimizi bulmak aslında kişisel gelişim oluyor. Kendimizi bulmak, kendimiz gibi yaşayabilmek.
Yani tabii zengin olmak ve spor yapmak da çok güzel şeyler dediğim gibi. Ama kişisel gelişim daha çok kendi iç dünyamıza döndüğümüz, kendimizi öğrendiğimiz, kendimizi bilme yolculuğu aslında kişisel gelişim. Ve kendini de bu şekilde geliştiriyorsun. Kendine zaman geçirmek, kendini öğrenmek, düşüncelerini, duygularını, işte neyi sevip sevmediğini, güçlü yanlarını öğreniyorsun, zayıf yanlarını öğreniyorsun veya... ne bileyim, bazen farkındalıkla yaklaşıyorsun. Sahip olduğun problemlere farkındalıkla yaklaşıyorsun. Bunları çözmeye çalışıyorsun. Bazen çözemiyorsun ama bu problemlerle yaşamayı öğreniyorsun. Bunlara farkındalıkla yaşıyorsun. Yani aslında kendini tanımak, kendini öğrenmek kişisel gelişimin alanına girmiş oluyor. Bence herkesin kendini geliştirmesi, kişisel gelişimine önem vermesi gerekiyor. Çünkü evet, dış görünüşümüze baktığımız zaman bir şekilde kendimize bakım yapıyoruz, ballıyoruz, allıyoruz, kendimizi bir şekilde ışıl ışıl görünüyoruz, dışarıdan işte kaslanıyoruz, bir şeyler yapıyoruz ama bir insanın karakteristik özellikleri bence onu taşıyan şeyler. Eğer kendini özgüvenle taşıyorsan, kişisel gücün varsa, ya para evet geliyor geçiyor, bir şekilde para kazanıyoruz, paramız oluyor olmuyor fark etmez. Ama önemli olan gerçekten o kişisel güce sahip olabilmek. Çünkü o disiplini öğrenmiş oluyorsun, kendini tanımış oluyorsun, neler yapabileceğini öğreniyorsun ve bu şekilde hayata atıldığın zaman daha doğru kararlar veriyorsun, daha doğru seçimler yapıyorsun. Kendin için ne istediğini biliyorsun çünkü, neler yapabileceğini biliyorsun. Kendi potansiyelini ortaya çıkarmış oluyorsun. Kişisel gelişim bununla ilgili. Farkındalığını yükseltmek, kendi potansiyelini ortaya çıkarmakla ilgili. Ve aslında bu şekilde dolu dolu bir hayat yaşıyorsun. Hayatı kendi istediğin gibi özgürce yaşıyorsun. Diğer insanlar sana şunu yap, bunu yap diye değil, sen bunu istediğin için hayatı yaşamış oluyorsun. Ya tabii kişisel gelişim sevgili yapmak için yapılan bir şey değil. Arkadaş edinmek için yapılan bir şey değil. Veya zengin olmak için kendini geliştirmiyorsun. Veya işte başarılı olmak için kendini geliştirmiyorsun. Kendin olmak için kendini geliştirmiş oluyorsun. Bunlar yan ürünler oluyor. Tabii kendini geliştirdiğin için daha iyi arkadaşlıklar kuruyorsan gerçekten bu güzel bir sonuç olur. Veya işte kendini geliştirdiğin için başarılı olabiliyorsan, çünkü hangi mesleği yapman gerektiğine doğru bir şekilde karar verebiliyorsun ve o meslekte daha başarılı olabiliyorsun bu şekilde. Çünkü senin için uygun olan mesleği seçmiş oluyorsun. O zaman gerçekten güzel bir başarı bu. Yani çünkü ne istediğini biliyorsun hayattan, ne yapabileceğini biliyorsun. Ve işte daha sağlıklı ilişkiler kurabiliyorsun. Kendini geliştirdiğin, farkındalığın yüksek olduğu için bir ilişkiden ne beklemen gerektiğini, bir ilişkide karşındaki kişiye neler verebileceğini biliyorsun. Nasıl sağlıklı bir ilişki, iletişim kurulabilir bunu öğrenmiş oluyorsun. Ve daha sağlıklı ilişkiler kurabiliyorsun. Bu kişisel gelişimin direkt sonuçları değil, bazen güzel bir getirisi olabiliyor. Bunlar bonus, artılar gibi oluyor yani. O sana direkt zenginlik getirecek diye bir şey yok. Bu şekilde kişisel gelişime eğer başlıyorsan büyük bir hayal kırıklığına uğrarsın. Çünkü çoğunlukla kendimizi geliştirdiğimiz, farkındalığımızı yükselttiğimiz için ait olmadığımız yerlerden uzaklaşmak gerekiyor. Ait olmadığın masalardan kalkman gerekiyor. Veya bazı insanları hayatında kaybediyorsun, bazen yalnızlaşıyorsun, kendi içine dönüyorsun. Çünkü kendinle zaman geçirmen gerekiyor. Kendini dinlemen gerekiyor. Çünkü etrafta o kadar çok gürültü, o kadar çok kalabalık ses var ki sürekli insanlar bir şeyler söylüyor. İşte toplumdan öğrendiğimiz şeyler var, ailemizden öğrendiğimiz şeyler var, arkadaşlardan, işte öğretmenlerden, sosyal medyadan o kadar çok insanlar konuşuyor ve o kadar çok gürültü var ki bazen bunlardan uzaklaşıp kendini dinlemek gerekiyor. Ya bir dakika ya, ben şu anda ne yaşıyorum? Ben ne yapmak istiyorum? Ben kimim? Yani kendine kim olduğunu sorusunu soruyorsun. Kendini nasıl tanımlıyorsun? Yani aslı kimdir? Aslı bu hayatta ne yapmak istiyor? Veya işte bu hayata ne için geldin? İşte bir anlam arayışı da oluyor aslında ve bu biraz zor açıkçası. Biraz zor bir yolculuk. Bugün kuzenimle telefonda konuşuyorduk. Şey dedi bana, kendini aydınlattın, bir de dedi beni de aydınlattın. Şimdi ben bu şekilde nasıl yaşayacağım falan. Bazen farkındalık çok sevimli olmuyor. Evet, farkındalık hayatımızı çoğunlukla kurtarıyor. Ya ben böyle düşünüyorum. Farkındalık bence gerçekten çok 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 önemli ve kişisel gelişimin en önemli noktası bence farkındalığımızı
yükseltmek. Çünkü farkındalığını yükselttiğin zaman bir problemi olduğunu fark ediyorsun ve bu şekilde çözebiliyorsun. Problemleri çözmenin en güzel yolu onları fark etmek. Fark etmediğin bir şeyi zaten çözemezsin veya değiştiremezsin. Ama sen onu fark ettiğin zaman diyorsun ki ya bir dakika, ben bunu neden böyle yapıyorum? Burada bir sorun var, burada bir sıkıntı var. Ve işte ben bunu bu şekilde yapabilirim, bunu değiştirebilirim diye kendine yeni bir yol yaratmış oluyorsun. Yeni bir fırsat açmış oluyorsun aslında. Ki bence bu da gerçekten çok önemli oluyor. Ama dediğim gibi farkındalık her zaman çok sevimli, çok tatlı gelmiyor. Çünkü bazen karanlık yanlarımız da oluyor. Kusurlarımız oluyor, eksiklerimiz oluyor, hatalarımız oluyor, gölge yanlarımız oluyor, işte çok karanlık kısımlarımız. Ve bunların da farkında oluyoruz. Yani kendini sabote ettiğini fark ediyorsun. İşte bizim evet bilinçli olarak istediğimiz, bilinçli olarak yapmaya çalıştığımız bir şeyler var ama bilinçaltının mesela farklı bir ajandası var. O farklı bir şekilde yaşıyor. O seni korumaya çalışıyor, farklı şeyler hissediyor. Bilinçaltımızdaki inançlarımız bazen farklı oluyor. Kendimizi ister istemez sabote edebiliyoruz. Farkında olmadan yapıyoruz bunları. İşte temel derin inançlarımız oluyor. Bunlar hayatımızı yönetiyor bir şekilde. Yani bunları da fark etmek gerekiyor ve fark etmek biraz zor geliyor bazen. Diyorsun ki ya neden ben bunu yapıyorum kendime veya ben neden bu şekilde yaşıyorum? İşte bunları farkındalıkla yaklaşmak biraz acıtabiliyor bazen. Veya işte etrafımızdaki insanlarla da diyorsun ki ya bu insanda bir sıkıntı var ve bu insan bana değer vermiyor. Sanırım burada bir çıkar ilişkisi var. Galiba beni kullanıyor. Ben bu insana güvenemiyorum. Bir türlü kendimi bırakamıyorum. Veya işte bu insan gerçekten bana zarar veriyor şeklinde düşünüp o insandan uzaklaşmak gerekiyor. Bu benim için bazen avantaj oluyor, bazen dezavantaj oluyor. Çünkü ben insanları hayatımdan çok kolay bir şekilde çıkarabiliyorum. İşte şimdi bu yüzden biraz yalnızlaştım açıkçası. Arkadaşlarım var ama biraz daha yalnız, tek başıma takılıyorum yani genelde. Bu biraz yorucu oluyor yani. Yalnız kalıyorsun çünkü o insanların o davranışlarını görüyorsun. Olmuyor. Bazen insanların yolları uzaklaşabiliyor, o ilişkilerde büyüyorsun, onlar senin hayatına giriyor, görevini tamamlıyor ve hayatından çıkıyor. Ki bence bir noktada gerçekten de o ilişkilere büyümemiz gerekiyor, o ilişkileri hayatımızdan bazı insanları çıkarmamız gerekiyor. Benim için bu çok kolay bir şey. Yani ben çok uzun süreli arkadaşlıklarımı da çat 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 bitirebilen bir insanım. Ben bunun doğru olduğunu çok fazla düşünmüyorum ama bir yandan da kendi huzurunu koruyabilmek, kendi öz değerini koruyabilmek için bu arkadaşlıkların da, bu ilişkilerin de sonlanması gerekiyor. Bu şekilde düşünüyorum. Çünkü gerçekten ben kendime değer verebilmek, kendimi mutlu edebilmek, kendimi sevebilmek için çok fazla zaman harcıyorum. Kendimi geliştirebilmek için çok fazla çaba harcıyorum. Ve benim hayatımda olması gereken insanların da hayatımda olmayı hak etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence kendine de bu şekilde yaklaşmak gerekiyor. Yani kendimize değer vermeyi de öğreniyoruz. Kendimizi sevmeyi, kendi varlığımıza değer vermeyi de öğreniyoruz. Hayatta aslında daha iyi şeyleri hak ettiğimizi de düşünüyoruz. Düşünmeye başlıyoruz. Bunu öğreniyoruz yani. İşte böyle olduğu zaman hak etmediğimiz yerlerden uzaklaşıp onları bırakıp niye böyle bu kadar motor geçiyor ya? Bizim için daha doğru olan insanların yanında olmamız gerekiyor veya bizim için daha doğru olan insanları hayatımıza kabul etmemiz gerekiyor. Bu farklı şeyler için de geçerli olabilir. Bu alışkanlıklar için de geçerli olabilir. Yani bir şeyleri yapıyoruz, farkında olmadan artık onu alışkanlık haline getiriyoruz. Kendimizi işte iyi hissedebilmek için veya stresle baş edebilmek için bazı sağlıksız alışkanlıklar, işte bağımlılıklar oluyor mesela. Bunların da farkında olmak gerekiyor. Bunu ben neden yapıyorum? Ya bu benim öz değerime zarar veren bir alışkanlık ve benim bunu değiştirmem gerekiyor şeklinde. Bu sefer yeni bir alışkanlık edinmeye çalışıyorsun. Bu kişisel gelişim yolculuğunun yine bir parçası olmuş oluyor. Daha kendine, ya ben kendime değer veriyorum ve kendim için neler yapabilirim? Ben aslında çok önemli, çok değerli bir insanım. Benim varlığım değerli. Ben kendimi sevebilmek için neler yapabilirim? Ben kendimi mutlu edebilmek için neler yapabilirim? Mutluluğu dış dünyada aramıyorsun. Dış
nesnelere, dışarıdaki insanlara bağlamıyorsun mutluluğu. Ben kendimi nasıl mutlu edebilirim? Ben mutlu olmak için neler yapabilirim? Bu şekilde yani kendine güvenmeyi öğreniyorsun. İşte ben yeteneklerimi nasıl geliştirebilirim? Ben düşüncelerimi nasıl değiştirebilirim? Mesela bu bazı inançlarımız için de geçerli. Bize ait olmayan inançları bırakmamız gerekiyor. Ya benim İşte toplumdan öğrendiğim bazı inançlar ve bunlar bana uymuyor. O zaman bu inançları değiştirmek gerekiyor. Veya işte sosyal medyada sürekli bir şeyler çıkarıyorlar. Ya bu sosyal medya ne demeye çalışıyor? Ben bunlara inanmak istemiyorum. Ben bunları kabul etmek istemiyorum. Bunları değiştiriyorsun. Veya işte arkadaşlarından öğrendiğim bazı düşünceler, inançlar oluyor. İşte ne bileyim kendinle ilgili bazı inançların oluyor. Bunları değiştirmek gerekiyor. Çünkü artık ben bunlara inanmak istemiyorum. Bunlar bana hizmet eden inançlar veya düşünceler değil. O zaman ben bunları değiştiriyorum. Yeni inançlara sahip olmaya başlıyorsun. Yeni düşünce şekilleri geliştiriyorsun. Ki bence kişisel gelişimin yine en önemli parçalarından bir tanesi inançlarımız ve düşünme şeklimiz. İnanç kalıplarımız. Gerçekten bunlar çok 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 önemli oluyor. Çünkü inançlarımız, düşüncelerimiz hem davranışlarımızı etkiliyor, hem hayatı yaşama şeklimizi, hayata bakış açımızı, kendimize bakış açımızı etkiliyor ve de davranışlarımıza da yansıyor. Bu yüzden gerçekten çok önemli oluyor. İnançlar kısmı biraz böyle arkeoloji gibi oluyor. Çünkü gerçekten onlar o kadar derinlerde oluyor ki artık böyle iliklerimizi işliyor ve bunlar bakmadığımız sürece o kadar çok birbirlerine giriyor ki, o kadar çok mantıksız düşüncemiz. Biz zannediyoruz ki çok mantıklı insanlarız ama değiliz. Gerçekten çok fazla mantıksız düşüncelerimiz, çok fazla mantıksız inançlarımız oluyor ve biz bunları dinlediğimiz sürece gerçekten hayatımıza çok fazla zarar verebiliyor. Biraz böyle işte arkeoloji çalışması gibi çok daha derinlere inip o bilinçaltından bunları tutup çıkarmak gerekiyor. Örneğin işte ben yetersizim inancı, ben sevilemem inancı, ben yapamam, işte ben değersizim gibi inançları, işte bunları bulup çıkarıp bunları değiştirmek gerekiyor. Çünkü diyorum ya, bilinçsel olarak bir şeyleri istiyoruz, yapmaya çalışıyoruz ama arka taraftan bize engel olan bir şey var. Ya ne engel oluyor? İşte orada devreye bilinç altında çalışan işte inançların devreye giriyor. Veya işte kendini korumaya çalışıyorsun, kendini sabote ediyorsun. Bir dünya şey çıkıyor işte oradan. Bence gerçekten bunların üzerinde çalışmak da çok 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 önemli oluyor. Hayatımızı bu şekilde değiştirebiliyoruz, dönüştürebiliyoruz, iyileştirebiliyoruz. Kendimizi bu şekilde özgürleştirebiliyoruz aslında. Çünkü kendin gibi yaşamayı öğreniyorsun diyorum ya, sana engel olan sen oluyorsun. Yani sadece sen kendine engel oluyorsun. Ve kendi önündeki engeli kaldırman gerekiyor. Kendine engel olmayı bırakman gerekiyor. İşte bu da kişisel gelişimin bir parçası. Diyorum ya, kendi potansiyelimizi ortaya çıkarıyoruz. İşte oradan negatif inançları, korkuları, endişeleri kaldırıyorsun. Ve bu sefer ne oluyor? Yolun açılmış oluyor. Kendine engel olmayı bırakıyorsun. Daha başarılı oluyorsun. Daha iyi ilişkiler kuruyorsun. Bu da dediğim gibi bonus oluyor. Artısı oluyor yani. Direkt getirisi olmasa da sana bu şekilde fayda sağlamış oluyor. Şöyle bir şey var. Her şey geçici. Yani hayattaki her şey geçici. Olaylar, deneyimler geliyor geçiyor. Düşünceler, duygular geliyor geçiyor. İnsanlar geliyor geçiyor. Sahip olduğun şeyler geliyor geçiyor. Ama hep sen kendinle kalıyorsun. Her zaman kendinle olan ilişkin sonuna kadar gidiyor yani aslında. Hep kendine sahipsin. Hep kendinlesin. Bu yüzden kendinle olan ilişkin çok önemli. Kendini sevmek çok önemli. Kendini tanımak çok önemli. Kendinle zaman geçirmek, kendini mutlu edebilmek, kendine değer verebilmek çok önemli. Hayatı bu şekilde yaşadığın zaman da aslında daha sağlıklı bir şekilde hayata yaklaşabiliyorsun. Daha keyifli bir şekilde, daha huzurlu bir şekilde yaşamayı öğreniyorsun. O kaostan kendini uzaklaştırabiliyorsun. Çünkü işte o farkındalık sana böyle bir güç sağlamış oluyor. Farkındalık gerçekten seni kurtaran bir şey oluyor. Dediğim gibi sorunlarının farkında olduğun zaman bunları çözebiliyorsun. Ben de şöyle bir özellik var. Ben yıllardır bu şekilde yaklaşıyorum. Ben farkındalığımı yükseltmek için gerçekten çok fazla çalışıyorum, çabalıyorum, bir şeyler yapıyorum sürekli. Ve farkındalığımın da güzel bir noktada, güzel bir yükseklikte olduğunu düşünüyorum yani. Bir şeylerin farkında olduğun zaman, mesela
ne bileyim işte diyorum ki aa bir dakika ben kendimi yetersiz hissediyorum. Neden bu şekilde hissediyorum? Neden bu şekilde yaklaşıyorum? Bunu değiştirmek için ne yapabilirim? Bunu değiştirmek için okuyabileceğim kitaplar var mı? Yapabileceğim pratikler var mı? Bunun için işte ne yapayım? Meditasyon mu yapayım? Düşüncelerimi değiştirmek için yazayım mı? Çizeyim mi? Veya işte olumlamalar mı yapayım? Neler yapabilirim bunu değiştirmek için? İşte bu sefer hayata daha farklı yaklaşıyorsun. Benim kendi kişisel gelişim yolculuğum gerçekten ben bundan 5 sene önce tanınmaz bir haldeyken şu anda gerçekten çok daha farklı bir Aslı'yım. Kendimin daha iyi bir versiyonuna dönüşüyorum. Ki bence kendinin en iyi versiyonu zaten dünden daha iyi olduğun sürece şu anda kendinin en iyi versiyonusun. Ulaşılabilecek son bir nokta yok çünkü biz heykel gibi değiliz. Biraz daha böyle nehir gibiyiz. Yani heykeli yapıyorsun şak diye böyle kalıyor bir şekilde ama nehir sürekli akışkan olduğu, işte sürekli aktığı, sürekli geçtiği için biz de bu şekilde oluyoruz. Yani vırılabilecek tek bir nokta yok. Şu anda olduğun kişi olarak da zaten en iyi versiyonunsun. Çünkü dünden daha fazla bilgiye sahipsin. Dünden daha farklı düşünüyorsun veya işte dünden daha farklı hissediyorsun örneğin. O yüzden zaten şu anda kendinin en iyi versiyonusun. Tabii yarın daha iyi bir versiyon olacaksın ve zaten bizim bütün çabamız, bütün uğraşımız bunun için. Yarın daha iyi bir versiyonumuza dönüşebilmek için kendimizi geliştiriyoruz. Kendini geliştirmek için neler yapabilirsin? Belki bunu sorarsın. Kendini geliştirmek için yapabileceğin şeyler tabii ki hani herkesin anlattığı gibi işte spor yapın, sabah erken kalkın falan filan. Aslında bunlar da tabii ki önemli şeyler. Yani sağlıklı alışkanlıklar kazanabilmek. Ama ben bunu şöyle düşünüyorum. Kendini tanıyarak neler yapabileceğini, neler istediğini bilerek ona uygun bir şekilde sağlıklı alışkanlıklar edinmek. Evet, gerçekten kendini geliştirmek için çok önemli. Çünkü biz alışkanlıklarımızın toplamı oluyoruz. Yani kimlik dediğimiz şey bizim zaten alışkanlık haline getirdiğimiz şeyler oluyor. Bu yüzden de kendine uygun bir şekilde alışkanlıklar edinebilirsin. Mesela bana sabah erken kalkmak gerçekten saçma geliyor. Ben öğlende kalkıyorum, akşamüstü kalkıyorum ama sabah 6'da kalkıp benim yapabileceğim bir şey yok çünkü. Benim bütün gün canım sıkılıyor açıkçası. Ya belki sabah erken kalkmak senin için uygundur. Okula gidersin, gelirsin. Okula giderken ben de erken kalkıyordum. Yine 6'da ayarlıyordum. Çünkü kahvaltı etmen lazım, hazırlanman lazım. İşte bu senin hayat tarzına göre edinebileceğin bir alışkanlık. O yüzden kendine uygun sağlıklı alışkanlıklar edinmek, evet, kendini geliştirmek için faydalı olacaktır. Örneğin evet dediğim gibi işte bu senin için erken kalkmak olabilir. Ben mesela kitap okumayı tavsiye edebilirim. Çünkü kitap okuduğumuz zaman hayatımızda sohbet edemeyeceğimiz insanlarla sohbet etmemizi sağlamış oluyor. Ve ben bu yüzden kitap okumayı gerçekten çok faydalı buluyorum. Bizden önce herkes bizim yaşadığımız problemleri yaşamış oluyor. Ve buna bir çözüm bulmuş oluyorlar. Bu yüzden ben ne zaman bir sorun, bir problem yaşasam benim bir özelliğim de bu. Sürekli o konuyla ilgili bir kitap bulmaya veya onu okumaya çalışıyorum. İşte ne bileyim, bağlanma türü. Kaçınmalı mı bağlanıyorsun? İşte ilişki kurmakta zorluk mu çekiyorsun? Yaz işte internete bir şekilde ilişkiler için okunacak kitaplar. Çat 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 sana bütün hepsi çıksın mesela karşına. Veya işte sosyal anksiyeteye mi sahipsin? İşte sosyal anksiyete ile ilgili neler okuyabilirsin? Çat 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 onlar sırayla çıkıyor. Onları okursun. Mesela işte ne bileyim, düşünce şeklimi nasıl değiştirebilirim? Ben hep sürekli bu şekilde bir araştırma, okuma halinde oluyorum genelde. Bir problemim, bir sorunum olduğu zaman bunu nasıl çözebilirim? Podcast dinliyorum veya bununla ilgili işte kitap okuyorum. Video izleyebilirsin. YouTube'da çok güzel videolar oluyor. Beni izleyebilirsin. Videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutma tabii ki. Elimden geldiğince video çekmeye çalışıyorum. Arada ben de üşeniyorum, biraz erteliyorum ama eninde sonunda yine bir video çekip atabiliyorum. Bu şekilde kitap okumak, işte podcast, yani bilgi sahibi, bilgini arttırmak. Ben şu şekilde düşünüyorum. Bilgi gerçekten önemli bir güç olmuş oluyor. Çünkü yani tamam evet, kas gücü, şu güç ama kişisel güç de bence en önemli şeylerden bir tanesi bilgi sahibi olmak. Çünkü bazı konularda bilgi sahibi oldukça, kendimizi o konuda geliştirdikçe hem kendimize güvenimiz gelmiş oluyor hem de hayatta bence yönümüzü daha kolay bulabiliyoruz. O bize bir rehber olmuş oluyor. Daha az hata yapabiliyoruz veya işte daha çok doğru yapabiliyoruz, daha doğru kararlar verebiliyoruz. O yüzden bence bilgi sahibi olmak, kendini geliştirmek açısından gerçekten önemli oluyor. Tabii ki spor yapmak bence bunun içinde. Sadece
spor yapmak için spor yapmak değil işte. Ben şuna çok sinir oluyorum açıkçası. Ben kendi istediğim, kendim için spor yapıyorum. Sadece dış görünüş için, işte ne bileyim karın kasına sahip olmak için bence spor yapmak bir noktada evet hadi tamam güzel bir şeydir ama bence motivasyon olarak seni şuradan şuraya kadar götürüyor ama seni şuraya kadar götürmüyor yani. Veya işte eski sevgilisinden ayrılıp spora yazılanlar falan bana biraz böyle ya gerçekten mi diye böyle pek bir şey yaklaşmıyorum onlara açıkçası. Bana saçma geliyor yani. Neyse. Tabii bu normal bir şey. Yapılabilir tabii. Bunda bir motivasyon olabilir. Ama bence spor yapmanın sebebi kendi sınırlarını zorlamak, kendini sağlıklı hissetmek, işte bedenine değer verdiğin için hareket etmek, kendini sevdiğin için daha uzun süre yaşayabilmek, işte yani uzun, sağlıklı bir ömre sahip olmak için spor yapmak bence gerçekten çok daha sağlıklı bir motivasyon ve biraz daha sürdürülebilir. En azından 80 yaşına kadar da spor yapabilirsin böyle olduğu zaman. Veya işte hemen bir sonuç alamasan da kendini geliştirmek için, kendini bir üst noktaya çıkarabilmek için bence spor çok iyi oluyor. Çünkü sınırlarını zorluyorsun. Bugün işte 5 kilo dumbbell mı kaldırdın, yarın 10 kilo kaldırabiliyorsun ve bu seni mutlu etmiş oluyor. Bence evet bedensel gelişim için de çok güzel oluyor ama bu şekilde mental kazanımlar da elde ediyorsun bence spordan. Herkes bunu yapamıyor ama sen bu şekilde yaklaşırsan eğer gerçekten mental sağlığın açısından da güzel şeyler kazanabilirsin. Hem hareket etmek gerçekten psikolojik olarak da iyi hissettiriyor. Tabii ki zihinsel sağlığımızı koruyabilmek için terapi almak olabilir, uzman bir destek olabilir, yaşam koçları olabilir, terapi falan bu böyle şeylere profesyonel yardıma ihtiyacın olduğunu düşünüyorsan kesinlikle profesyonel bir yardım almanı da öneririm. Çünkü bence psikolojik olarak o sağlığımızı düzeltmek de kişisel gelişimin ilk noktası bence oradan başlıyor. Terapiye gittin, kafan rahat, biraz daha sağlıklı düşünebiliyor musun? Tamam, o zaman bundan sonra yapabileceğin şeyler artık işe yaramaya başlayacak. Çünkü sen kurban psikolojisinde olduğun işte eski kafa eskiye döndüğü sürece zaten şu anda kendini geliştirmek için bir şey yapamıyorsun. Hep geçmişi kurtarmaya çalışıyorsun. Hep geçmişe dönmeye çalışıyorsun. Bu şekilde olmuyor. Yani o yüzden ilk olarak kendini kurtarman gerekiyor. Bir terapist, işte psikolojik yardım artık yapman gereken şeyleri yaptıktan sonra buraya gelip ondan sonra buradan devam ediyorsun kişisel gelişim yolculuğuna. Bunun tek başına yapılması yani eğer psikolojik bir sıkıntı sorun yaşıyorsan bunun tek başına yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle bir yardım almak gerekiyor. Mental problemleri çözdükten sonra tabii mental sağlığımızı koruyabilmek yani o zihnimizi güçlendirebilmek için yapabileceğimiz şeyler bence meditasyon yapmak. Meditasyon yaptığın sürece bu zihnindeki gürültüyü ve etraftaki gürültüyü biraz daha sessizleştirip sakinleştirip daha rahat bir şekilde aslında kendine yaklaşabiliyorsun, hayata yaklaşabiliyorsun. Hem kendin daha güvende ve rahat hissettiğin sürece zaten kendin olmak daha kolay oluyor. Bundan da bir ara bahsedelim. Neyse. Çok uzamasın video ama bayağı uzadı galiba. Neyse. Meditasyon yaptığın sürece hem farkındalığını da yükseltebiliyorsun, hem daha net yaklaşabiliyorsun. Ve de bence hayatla başa çıkabilmek için meditasyon yapmak o stresle, o duygularla, işte düşüncelerle başa çıkmak bazen o kadar çok zor oluyor ki işte meditasyon burada devreye giriyor ve bir şeylerle başa çıkmayı gerçekten kolaylaştırdığını düşünüyorum. O zihinsel sakinliğe, o içsel huzura ihtiyacımız oluyor. Çünkü içeride huzur bulduğumuz sürece dışarıda da huzur bulabiliyoruz. Ben şu şekilde düşünüyorum. Yani kendi içinde huzurun yoksa diğer insanların huzurunu kaçırmaya çalıştığınızı düşünüyorum. Bu yüzden içimizde huzur bulmak gerekiyor ki diğer insanların huzurunu kaçırmayalım. O yüzden içsel huzuru meditasyon yapmak önemli. Bir diğer çok önemli bir pratik de bence yazmak, günlük tutmak. Çünkü günlük tuttuğun sürece yeni bir bakış açısı geliştirebiliyorsun ve kendini bu şekilde geliştiriyorsun. Ben yazarak gerçekten hayatımda çok büyük aydınlanmalar, çok büyük farkındalıklar da yaşadım. Ben yıllardır günlük tutuyorum ve bunun faydası gerçekten paha biçilemez bir şey. Evet tamam kitap okumak, işte spor yapmak, dışarıdan bir şeyler yapmak önemli ama gerçekten içine dönmek için o günlük tutmak çok önemli bir pratik oluyor.
ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun, kendini anlayabiliyorsun. Bazen başında ağlıyorsun, bazen bir şeyleri fark ediyorsun, bazen seni çok rahatlatıyor, bazen sana kendini çok iyi hissettiriyor. Bir şekilde yazmak gerçekten çok çok faydalı oluyor. Ve de bence bu negatif inançlarımızdan bahsetmiştik ya, işte çok derine iniyorsun, arkeolojik kazı yapıyorsun. İşte günlükte yazarken bunları yapabilirsin. Ben şu şekilde günlük tutmuyorum açıkçası. Sevgili günlük, bugün işte YouTube için video çektim. Tamam, bunu da yazarsın bu şekilde değil ama işte sabah uyandım, dişlerimi fırçaladım, kahvaltı ettim, şöyle şöyle. Ben bu şekilde günlük tutmuyorum. Benim günlükler laps laps, yani daha böyle daha derin oluyor. Ben derin düşüncelerimi yazıyorum. İşte şu konuda şöyle düşünüyorum, şu konuda şöyle hissetmiştim. İşte kendimi şu şekilde sabote ediyormuşum, bunu nasıl çözebilirim? İşte bunu neden böyle yapıyorum, neden bu şekilde düşünüyorum? İşte bunu nasıl değiştirebilirim falan, bu şekilde. Yani benim günlük tutma şeklim biraz daha farkındalıkla yaklaşıyorum ben bu konuya. Daha çok düşüncelerimi, işte inançlarımı, duygularımı falan filan bu şekilde yazıyorum. Ve bu şekilde daha faydalı olduğunu düşünüyorum kendim açısından. Tabii ben artık yıllardır, 10-12 senedir yazdığım için benim için bu çok basit bir pratik oldu. Çünkü ben neyi nereden çıkarmam gerektiğini artık gerçekten çok iyi öğrendim. Ya bir şekilde o inançlarımı, negatif inançlar bu şekilde ortaya çıkıyor. Bazen mesela TikTok'ta da soruyorsunuz, hani kendinle konuşmak, gerçekten kendinle konuşuyorsun. Yani sorular soruyorsun. Neden böyle hissediyorum? Neden böyle düşünüyorum? İşte nasıl hissediyorsun? Nasıl düşünüyorsun? Bunları ortaya çıkarmak da gerçekten hayati bir önem taşıyor. Tabii yeni inanç alışkanlıkları, yeni düşünme şekilleri, işte yeni duygu alışkanlıkları da edinmek gerekiyor. Düşüncelerimizi değiştirmek, inançlarımızı ve duygularımızı değiştirmekte, kendimizi geliştirmek için gerçekten çok önemli oluyor. Çünkü hayatımız boyunca utançla yaşamak gerçekten zorlaştırıyor hayatımızı. Veya işte hayatımız boyunca sürekli öfkeyle yaşamak. Yani o ana duygudan bahsediyorum. 7/24 kendini üzgün hissediyorsan, 7/24 kendini öfkeli, işte endişeli hissediyorsan, demek ki orada bir sıkıntı olabilir. O yüzden bu duyguyu da değiştirmek gerekiyor. Ya biraz daha, en azından 7/24 değil de, bu duygular tabii ki çok normal. Zaman zaman korkularımız olabilir. Zaman zaman endişelerimiz olabilir. Zaman zaman mutsuzluklarımız olabilir. Bundan bahsetmiyorum. Bunlar sağlıklı duygular. Tabii ki zaman zaman yaşamamız gerekiyor. Ama bunların gelip geçmesine izin vermemiz gerekiyor. Yani bir duyguda takılıp bunu tutup, bunu böyle büyütüp tüm hayatımızı yönetmesine izin vermememiz gerekiyor. O yüzden de eğer çok fazla o duygular büyüyorsa ve onları bırakamıyorsan, sürekli seninle kalıyorsa, bunları da değiştirmeyi, bunlarla baş etmeyi de öğrenmek gerekiyor. Bence stresle de sağlıklı başa çıkma yöntemleri geliştirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani kendimizi güvende hissetmeyi öğrenmek de, sinir sistemimizi dengelemek de kendimizi geliştirmek için yapabileceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi de bu. Video çok uzuyor. O yüzden başka bir videoda tekrar bunlara da değiniriz. Ama genel olarak bu şekilde. Tabii yapılabilecek bir sürü şey vardır. İşte özgüvendir, şudur budur. Kendinle zaman geçirmek. Dur bir dakika, bunu da ekliyorum. Kendinle zaman geçirmek. Biraz yalnız kalmak. Ya bunu çok sevimli bir şekilde söylemiyorum. İzole etmeyin kendinizi. Ben bazen böyle yapıyorum. Maalesef ki bu benim negatif bir özelliğim. Bazen kendimi izole ediyorum, insanlardan çok soyutluyorum. Bu şekilde de yapmayın ama bazen yalnız kalmak gerekiyor. Çünkü bazı insanlar veya bazen hepimiz yapıyoruz bunu. Çok dışa bağımlı hale geliyoruz. Dışarıdaki insanların fikirlerine, onlardan onay almaya, onlardan sevgi görmeye veya işte onlar bizi mutlu etsin, bizi kurtarsın diye gerçekten çok fazla bekliyoruz. Bu yüzden bazen kendi kendimize kalmak, kendimizi tanımak çok önemli oluyor. Ben şu şekilde düşünüyorum. Yani kendimizi geliştirmediğimiz, kendi kendimize kalmadığımız, kendimizle zaman geçirmediğimiz sürece o bir ilişkiye başlamak bana açıkçası çok sağlıklı gelmiyor. Çünkü kendini tanımıyorsun ve sürekli bir dışarıdan bir bağımlılık aradığın sürece, yani dışarıdan bir sevgi, onay, bağımlılığın olduğu sürece, bu sefer o insanları tutuyoruz ve o insanlar bize artık zarar vermeye başladığında bile onları serbest bırakamıyoruz. Ama işte bu noktada da kendimizi tanımak, kendimize biraz zaman geçirmek daha sağlıklı ilişkiler kurmamıza
yardımcı olmuş oluyor. Bu şekilde daha doğru insanları hayatımıza alabiliyoruz, kabul edebiliyoruz ve güzel ilişkiler kurabildiğimizi düşünüyorum. Aynı şekilde bence bu meslekler için de geçerli. Kendimizi bilmediğimiz, tanımadığımız, biraz kendimizle zaman geçirmediğimiz sürece hemen tabii bazılarımız için para kaygısı da çok önemli. Tabii ki işe girmek ama daha rahat bir yaşam stili olan insanlar için söylüyorum. Eğer böyle bir fırsatın varsa biraz sakinleşip, biraz kendini tanıyıp ondan sonra bir kariyer seçimi yapmak bence hayatımız için biraz daha kurtarıcı oluyor. Dediğim gibi bunları hayatına uygunsa eğer uyguluyorsun. Hayatın için bazı şeyler, evet, bazı zorunluluklarımız, bazı mecburiyetlerimiz oluyor ve onları yerine getirmemiz gerekiyor. Yapabileceğin şeyleri yapıyorsun, yapamayacağın şeyleri yapamıyorsun. Bu gerçekten kendin için hangi kısmı uygulayabilirsin, ona sen karar vermiş oluyorsun. Ama gerçekten ben bu şekilde düşünüyorum. Yani kendimizi geliştirdiğimiz sürece tüm hayatımızı da etkilemiş oluyor. İşte ilişkilerimizi, kariyerimizi, mesleğimizi, para kazanma, başarılı olma, her şeyi aslında bence kişisel gelişim bir temel oluşturmuş oluyor. Yani kendini tanımak, kendini bilmek, işte kendini keşfetmek bir temel olmuş oluyor. Ve ondan sonra hayatına kaldığın yerden devam ediyorsun. Ay, anlatacaklarım galiba bu kadardı. Çok fazla konuşmuş olabilirim. Neden bilmiyorum. Çok konuşasım varmış. Ve de kişisel gelişim gerçekten benim hayatımda çok çok önem verdiğim bir konu. Kendi gelişimime, kendimi geliştirmeye de gerçekten çok önem veriyorum. Daha belki anlatılacak çok fazla şey vardır ama sanki video saatlerce uzamış gibi hissediyorum. O zaman bir sonraki videoya kadar kendine iyi bak. Kendini geliştir. Kişisel gelişimine önem ver. Benim anlatacaklarım bu şekildeydi. O zaman videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutma. Kendine çok iyi bak. Love you. Bye.